Başlayalım. Saat 7.30'da oldu zaten. Sözümüzde duralım. Hoş geldiniz demek istiyorum. Benim adım Uğur Ergin. Ben protez uzmanıyım. İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Doktoramı ve bütün akademik şeyimi orada yaptım. İstanbul Üniversitesi olmaktan da her zaman gurur duyuyorum. Benim hayattaki en büyük şansım büyük bir ihtimalle. Bugün sizlerle implant üstü protezler konuşacağız ama implant üstü protezlerden hareketli protezleri konuşacağız. Çok fazla konuşmadığımız bir konu, çok fazla biraz böyle dikkatten kaçan bir konu. Nelere dikkat ediyoruz, ne yapıyoruz, hangi tür bağlantıları konuşuyoruz, bunlarla biraz sohbet edeceğiz. Çok böyle zorlama bir şeyimiz yok. Aklınıza gelen bir şey olursa hemen sorun veya katkınız olursa hemen araya girin. Zevkle beraber tartışarak devam ederiz konuşmaya. İlk başta size tabii kongreyi hatırlatmak istiyorum. Hiçbir zaman unutmadığınızı da biliyorum ama tekrar hatırlatayım. Bu sene Türk Diş Hekimleri Kongresi'nin 25. yılı. Yani 25. Türk Diş Hekimleri Kongresi'ni düzenliyoruz. İstanbul Diş Hekimleri Odası düzenliyor. Kongrede çok genç bir ekip var. Pırıl pırıl arkadaşlarımla beraber yapıyoruz. İşte Arthur onlardan bir tanesi. Bilgi içeride onlardan bir tanesi. Ben organizasyonun yürütücü sekreterliğini yapıyorum ve size çok çok iyi bir kongre yapmak için çok ciddi anlamda çalışıyoruz. Yani gerçekten ciddi emek sarf ediyoruz. Yarın sabah yine toplanacağız. Hatta Arthur'a diyorum hiç gitmeyelim biz burada yatalım en iyisi diyerek. Suzan da yine bizim çalıştığımız arkadaşlar. Hem sınıf arkadaşı hem de birlikte kongre çalıştığımız arkadaşlarımdan. Onun için kongreye lütfen gelin. Gerçekten çok şey kaçırırsınız. Bu sene gelmezsiniz eğer. Niye bu çalışmıyor? Sizin kendi uzaktan kumandanız var mı buranın? Benim tetik tutuklu yaptığı çalışmıyor. Çalıştı. Seninki alayım da ben yanına gelince çalıştı. Riske girmeyeyim. Nereden yukarı aşağı? Onur hocam artısı bir şey olsun. Nasıl? Neyse. Tamamdır. Var mısın? Tamam. Harika, sağ olasın. Şimdi yaşlanmak maalesef engel olabileceğimiz bir durum değil. Diş kaybı engel olabileceğimiz bir durum ama engel olamadığımız durumlar da var ve ülkemizin nüfusu genç olmasına rağmen maalesef diş kaybı çok fazla olan çok da hastamız var. Tam dişsiz hastalarda biz genellikle tabii ki sabit protezler yapmak istiyoruz. Yani bütün dişleri çekilmiş bir hastaya diyoruz ki gel 6 tane implant yapalım sana, işte belki 4 tane yapalım sana, sabit protezler yapalım. Ama bu her zaman mümkün olmuyor. Bizim hareketli protezleri de çok sık kullanmamız gerekiyor ve hareketli protezlerle beraber farklı bağlantı türleri de çok sık kullanmamız gerekiyor ki hastaya yardımcı olabilelim ya da işte dişsizliğine çözüm getirebilelim. Hastalar dişlerini kaybettiği zaman bir alveol kreatinin rezorpsiyonu ortaya çıkıyor. Bunu engelleyemiyoruz. Yani dişler gittiği anda, fonksiyon kaybı ortaya çıktığı anda bir rezorpsiyonla beraber bir kemik kaybı karşılaşıyoruz. Genellikle bu üst çenede dışarıdan içeriye doğru, alt çenede içeriden dışarıya doğru bir hareket gösteriyor. Ve hastaların böyle bir klas 3'e göre, pseudo klas 3'e doğru devindiğini veya şekil değiştirdiğini görüyoruz. Ve bizim buraya tabii ki bir hareketli protez yapmamız gerekiyor ve bu hastayı bir şekilde mutlu etmemiz gerekiyor. Bu da çalışmıyor. Benim bilgisayarım mı işe varacağım? Şimdi diş kaybıyla beraber hastaların genel makroskopik görüntüleri de değişmeye başlıyor. 30 yaşındaki bir hanımefendinin ağız yapısını bu şekilde görürken
45 yaşında bir diş kaybıyla beraber ya da 60 yaşında tamamen dişlerini kaybetmiş bir hastada çok farklı değişiklikler görebiliyoruz. Dikey boyuttaki düşme, işte yüz hatlarında farklılaşma, alveol kreklerindeki rezorpsiyonla beraber daha bir yaşlı ifade ortaya çıkmaya başlıyor ve biz implant üstü protezlerde bunu ortadan kaldırmak gibi bir amacımız var. Yani hastaya sadece bir fonksiyon vermek değil, aynı zamanda görüntüyü de düzeltmek, eski haline getirmek gibi bir amacımız var. İşte bu sebepten dolayı implant üstü hareketli protezlerde farklı bağlantıları ve farklı sistemleri kullanmamız gerekiyor. Bazı sınıflandırmalar yapmışlar. İşte bu alveol kreatinin kayıp miktarına göre, ne kadar kaybına göre klasifikasyonlar yapmışlar. Ben çok sevmiyorum bu sınıflandırmaları çünkü insanı sınıflandırmak veya standart etmek çok zor bir şey. Farklı yani kemiği sınıflandırırsanız mukozadan karşınıza başka şeyler çıkıyor. Fonksiyon olarak farklı şeylerle karşılaşıyoruz. Onun için ben sınıflandırmalara hiç girmiyorum ve onları direkt geçiyorum. Ama şu şekilde bilgiler benim için çok çok önemli. Bunlar konsensus kararları adını verdiğimiz, işte birçok akademisyenin, bilim adamının bir araya geldi ve neyi nasıl yaparsak daha başarılı olacağımıza dair verdikleri bazı tavsiyeler, bazı kararlar. Diyor ki, senin diyor alt çenende eğer hastanın iki tane tam dişsiz bir hastaysa sen buraya iki tane implant yerleştirip buraya bir küresel bağlantı veya bir locator koyabilirsin. Hastanın eğer 4 tane implant yerleştirebiliyorsan buraya bir bar yapabilirsin. Barla beraber restorasyon tutturabilirsin. Hatta belki bunu sabite bile dönüştürebilirsin. Ama üst çenede eğer 2 tane implant yapabiliyorsan 2 tane implantın üzerine lütfen locator koyma. Ya bir küresel bağlantı koyma. Oraya bir bar koy. Ya da 2 tane implant yapma, oraya 4 implant yap. Belki sabit yapabilirsem, hareketli yapacaksan bir bar koy şeklinde bir konsensus kararımız var. Bunlar neden önemli ve neden böyle bir karara varmışız? Bunları biraz daha ilerleyen şeylerde konuşacağız. Tabi kumandalar çalışırsa bugün benim elimde. Şimdi çalıştım. Tam dişsiz bir hastada elimizde bazı seçenekler var. Seçeneklerden bir tanesi küresel bağlantılar kullanmak. Bunlara tam bir top şeklinde sferik ataçmanlar da diyorlar, küresel bağlantılar diyorlar, bol ataçmanlar diyorlar. Hangisini kullanmak istiyorsanız ama hepsinin ortak özelliği bir tane top şeklindeki bağlantının ağızdan şurada gördüğünüz gibi gözüküyor olması. Ya da başka bir seçenek locator denen bir bağlantıyı kullanmak. Locator ismini verdiğimiz bağlantılar ise bir patentli sistem esasında bu. Anchor Zest diye bir Amerikan firmasının sistemi. Locator bağlantılar ise daha böyle biraz daha büyük, daha kısa ve özel bir plastik şapkası olan bağlantılar. Küresel bağlantılara göre avantajları biraz daha kısa oldukları için çok daha fazla tutunma sağlıyorlar. Yani hastalar biraz daha mutlu bunlardan. Bir taraftan da bar bağlantılar var. Bar bağlantılar ise yine farklı ataçmanlarla beraber protezin aslında tutunmasını sağlayan yapılar. Bu üçünden birisini seçmek gerekiyor. Şimdi literatüre gidiyorum. Diyorum ki literatüre, ben farz et hastamın ağzına 2 veya 4 tane implant yerleştirdim. Sana göre hangisi daha doğru, hangi bağlantıyı kullanayım diye literatüre soruyorum. Literatürde genel bir konsensusu var. Hastaların mutluluk işte kaynaklarını ölçmüşler, yemek yeme potansiyellerini ölçmüşler, alveol kreatinin rezorpsiyon miktarını ölçmüşler, her şeye bakmışlar ve diyorlar ki 3 aşağı 5 yukarı bar bağlantılar hastalar tarafından daha çok seviliyor. Yani hasta daha mutlu bar bağlantılarda, daha rigid protezler elde edebiliyorum, bakımı daha kolay oluyor hastaların bazıları açısından vesaire şeklinde barlar için genelde bir artı konsensus var. Böyle mi değil mi, benim ülkemde bu böyle çalışıyor mu çalışmıyor mu? Şimdi biraz onları tartışıp onları konuşacağız. Küresel bağlantılar ilk başta bize geçici bağlantı olarak çıktı karşımıza. Yani minik minik toplardı. Ben hastaya implant yerleştirdim. Örneğin 6 tane implant yerleştirdim diyelim. Onların arasına birer tane küçük küresel bağlantı yerleştirip oraya hareketli protez yapıyordum. Böyle başladık esasında. Daha sonra baktılar ki ya bu araya konan bağlantı implantlar da canavar gibi çalışıyor. Yani direkt üzerine imidiyat yükleme yapabiliyorsunuz. Yani şu aralara farz edin implantları yerleştirdiniz, daimi implantları yerleştirdiniz. Bu küresel bağlantıları da geçici protez için kullandınız. Direkt imediat yükleyip imediat çalıştırdığınızı gördünüz. O zaman ben niye boşu boşuna başka bir şey yapayım diye bir fikir çıktı. Ve bunları biz genelde direkt yüklediğimiz geçici protezleri değil de daimi protezleri taşıyan bağlantı olarak kullanmaya başladık. Fakat bir sıkıntı çıktı bunlarda. Bunların üstündeki şu bağlantılar sabit. Çıkmıyor yerinden.
Bu mini implantlarda, geçici olarak kullandıklarımızda. Hasta ileride ya doktor bana şöyle başka bir şey yap deyip iki implant daha ilave edelim, sabite dönüştürelim dediğinde bunlar bir işimize yaramadılar. Ya da şu top kısımları kırılıp ya da aşındığında bunları yerinden çıkartma şansımız olmadı. Onun için bu mini implantlarla beraber küresel bağlantılardan biraz vazgeçtik. Artık bunları çok fazla kullanmıyoruz. Birkaç firmada var, onun haricinde kimse pek yok. Bunlar çoğunlukla bir O-ring şeklinde bağlantıyla tutunuyorlardı. O-ring bağlantılar biraz daha zayıf kaldı. Hastalar onların hareket etmesinden çok fazla hoşlanmadılar. Daha sonra bunların şekilleri değişti ve bunları iki parça olarak yapmaya başladık. Yani şu implantın üstüne oturacak olan bir ayrı parça oldu, bir de implantın kendisi oldu. O zaman ne oldu? Aşınsa bile hastanın ağzından çıkartıp yerine yenisini takma şansına sahip oldum. Ya da hasta ileride protezin türünü değiştirmek isterse çıkartıp oraya başka bir bar bağlantısı yapma şansına sahip oldum. Tek parçalılardan iki parçalılara geçtik. Bu iki parçalılarda veya tek parçalılardaki protezin tutucu olan kısmı bir plastik bağlantı genellikle. Neden plastik bağlantı? Ucuz çünkü. Plastik bağlantılarda farklı sertliklere göre firmalar yaptılar. İşte bunların daha elastikten daha serte göre sınıflandırdılar. Şeffaf olanlar genelde en sert olanları. İşte yeşil, sarı, pembe şeffaf olarak sertliklerini arttırdılar. Çoğunlukla bunları bir İtalyan firması üretiyor. Ren 83'te bir İtalyan firması üretiyor. Yani siz bir Amerikan implantını da satın alsanız küresel bağlantı olarak o Ren 83'ün plastiğini kullanıyorsunuz. Bir İsrail implantı da kullanıyorsanız yine aynı firmanın ürününü kullanıyorsunuz. Yani bu firmalar bunları daha çok üretmekten ziyade satın almak yoluna gittiler. Ve elinizde o ataçman implant firmasında yoksa bile direkt İtalyan firmasından bunları temin edebiliyorsunuz. Satın aldığınızda karşınıza şunlar gelecek, şunları satın alacaksınız. Bir tane housing gelecek, metal housing gelecek. Onun içerisinde bir siyah bağlantı göreceksiniz. Siyah bağlantı geçici bağlantıdır, laboratuvar bağlantısıdır. Normalde ağızda kalmasını istemeyiz biz onu. Teknisyen akrilik broji yaparken kullanır ya da ilk bağlantı yaparken kullanır, sonra çıkartırız. Ondan sonra işte şeffaf veya pembe veya hangisini istiyorsak onlardan bir tanesini takarız yerine. İmplantın abatmanını göreceksiniz, dayanağı göreceksiniz, küresel bağlantı dayanağı göreceksiniz. Plastik bir parça göreceksiniz şu şekilde. Bu da akrilik broji yaparken implantı korumak için bir şapka veya bir koruyucu şeklinde görev gelecek olan parçanın kendisi olacak. Küresel bağlantı yapacaksanız eğer, hastanın ağzını eğer bol ataçman küresel bağlantı ve restorasyon yapacaksanız dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Her şeyden önce implantların birbirine paralel olması gerekiyor. Yani nasıl bu 20 dereceyi tolere ediyormuş, ben bu implantı buraya koyayım, rezonu, hayır öyle olmuyor. Her ne kadar firmalar açılı olarak tolere ettiğini söyleseler de o plastik ataçmanları çok hızlı kaybetmeye başlıyoruz. Bu nedenden dolayı da biz mümkün olduğu kadar birbirine paralel bağlantıları koymak istiyoruz. Yani iki implant birbirine paralel olsun istiyoruz. İki implantın paralel olmasının yanında iki implantın hemen hemen aynı düzlemde olmasını istiyoruz. Yani iki implant aynı düzlemde olsun ki aynı boydaki ataçmanları kullanalım. Eğer kemik yüksekliği ya da mukoza yüksekliği farklıysa da farklı ataçman yükseklikleriyle beraber yine aynı düzleme gelelim. Eğer bunları sağlayamazsam çok hızlı bir şekilde plastik bağlantının eskimesine sebep oluyorum. Yani hasta taktığım o plastik bağlantılar hızlı bir şekilde eskiyor. Bunları çöpe atıp yerine yenisini takmam gerekiyor. Hasta bana 6 ay sonra gelikiyor. Daha doktor bunu daha yeni yaptık. Ne oldu? Ama hemen oynamaya başladı. Ben tekrar bağlantıyı değiştiriyorum. Bu zaman da sıkıntı yaşamaya başlıyoruz. Yani bunların da yine bir paralellik kuralları var. Uymamız gereken veya takip etmemiz gereken. Şu şekilde bir çalışma varsa elinizde, yani birisi yukarıda birisi aşağıdaysa şunu yapabilirsiniz. Bu ataçmanların genel dişli yüksekleri birbirinden farklıdır. Bunları farklı yüksekliklerde seçip aynı hizaya getirmeniz gerekiyor. Getirmezseniz ne olur? Şu ataçmanın plastiği hemen eskimeye başlıyor. Yani yüksekte olan genelde ilk başta parçalanmaya veya şu çok kısa bir süre çöpe atmak zorunda kalıyorsunuz. Onun için ikisini de biz hemen hemen aynı düzlemde, aynı hizada olmalarını istiyoruz ki ataçmanların sıkıntılarıyla uğraşmayalım. Bir saniye rica edeceğim, ben bu kumandayla uğraşmaktansa başka bir şey yapacağım.
Ataçmanların bağlantıları genellikle plastik oluyor dedim. Fakat plastik olmayanlar da var. Şurada gördüğünüz gibi. Plastik olmayanlar da genellikle kıymetli alaşım kullanıyor, altın alaşımı kullanıyorlar. Ya da işte platin gibi vesaire bazı malzemeler kullanıyorlar. Önemli olan top şeklindeki bağlantının, yani şurada gördüğünüz top şeklindeki bağlantının bir şekilde ulaşılabilir olması ve ona bir tutuculuk sağlanması. Şuradaki top şekli bağlantıyı ben bir şekilde şapka gibi tutturabilirsem, şu şekilde şapka gibi tutturabilirsem, bu malzemenin plastik olması veya titanyum olması çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Ne anlamı ifade ediyor? Maddi yönü işin değişiyor. Yani eğer titanyum veya altın alaşımı bir malzeme kullanıyorsanız çok daha pahalıya mal oluyor. O housing kısımlar, o protezce kalacak olan kısımlar, plastik bağlantıları kullanıyorsunuz, çok daha ucuza mal edebiliyorsunuz. Ama implant sistemleri de tabii ki bazıları sırf altın alaşımı kullanıyor. Yani şurada gördüğünüz parça örneğin ankilos sisteminde veya bego sisteminde altın alaşımıdır. O parçalar biraz daha güzel tutunurlar, daha elastikleri ama daha pahalıdırlar. Onun için sisteme geçerken ya hastanızı bunu verirken mutlaka baştan bu fiyatlandırmaları bilmeniz gerekiyor. Bunun belli bir ömrü var. Yani o housing parçasını yıllarca kullanmayacaksınız. Mutlaka belli bir süreden sonra değişmesi gerekecek. Hastanın da bunu mutlaka bilmesi veyahut bunu baştan satın alması veyahut bu bilgiyi satın alması gerekiyor. Bu plastik olmayanları, yani altın alaşımı olanları veya titanyum olanları sertliğini zaman zaman arttırmak veya azaltmak gerekiyor. Bunun için de özel bazı parçalar var. Bazı parçalar dediğimde şurada gördüğünüz parçalar. Bunlar özel açma veya kapatma anahtarları. Bunları satın almanıza gerek yok. Firmadan servis isteyebilirsiniz. Şurada gördüğünüz içine girip açan bir parçası. Şurada gördüğünüz açan parça, yani şu uç kısmı içine girip bu halkaları açıyor. Şuradaki de kapatıyor. İkisi de ayrı ayrı çalışıyorlar. Yani siz eğer aktive etmek isterseniz bunun bir tanesini kullanıyorsunuz. Biraz daha bollaştırmak istiyorsunuz, diğerini kullanıyorsunuz. Ama biz genelde ne yapıyoruz? Spatülle yapıyoruz. Spatülü alıyoruz, şuradaki spatüllerden bir tanesini. O yaprakları açıyoruz veya kenarları ittiriyoruz, onları kapatıyoruz. Sonra da onlar kırılıyorlar. Kesinlikle spatül veya benzeri şeyleri kullanmamak gerekiyor. Firmadan zaten ya satın almayın, boşu boşuna para vermenin de bir gereği yok böyle bir şeye. Size servis yapsınlar, aktive etmek istediğiniz zaman aktive edin ya direkt kapatmak istediğinizi kapatın. Peki bu metaller metal metale karşı karşıya olduğu zaman aşınmıyorlar mı? Evet aşınıyorlar. Yani benim üst yapım, o protez içerisinde kalan kısım titanyum veya altın alaşımı olduğu zaman hastanın ağzındaki topları küresel bağlantıları aşındırmıyor mu? Aşındırıyor. Ne oluyor o zaman? Ben 2 yıl sonra, 3 yıl sonra, 5 yıl sonra hepsini birden değiştirmek zorunda kalıyorum. Bunu baştan hastaya söylemem gerekiyor. Yani ağzınıza koyduğum bu bağlantının bir ömrü var. Bu 3 yıl sonra aşınabilir, 4 yıl sonra aşınabilir ve değiştirmek zorunda kalabiliriz bunu. O maliyeti baştan hastanın biliyor olması lazım. Ondan sonra sıkıntı yaşayabiliyoruz. Peki plastik bağlantılı olanlar aşınmıyor mu? Onlar da aşınıyor. Bunlar da işte benim hastalarımın ağzında gördüklerim veyahut başka hastalardan gördüklerim. Bu normalde ilk yapıldığında küresel bir bağlantıymış. Tam bir yuvarlakmış. Şimdiki halini görüyorsunuz. Neredeyse tamamen aşınmış. Şimdi diyeceğim ki bunu ne aşındırdı? Oradaki metal housing maşını da hayır. Aşındıran kendisi direkt plastik. İşte bu. Plastik aşındırmış. Yani eğer bağlantıyı plastikle kullanıyor olsanız bunun yine bir ömrü var. Aşınmamasını sağlayamıyorsunuz. Aşındıktan sonra bunların hepsinin değiştirilmesi gerekiyor. Ve çok da karakteristik aşınıyor. Şöyle baktığınız zaman şu üst kısımları, hatta tez yapan arkadaşlarım için bir tez konusu bile olur bu. Yani şu üst kısımlarının şöyle aşınması, hemen hemen hepsinde böyle aşınıyor. Plastik bir bağlantı bunu aşındırabiliyor olması biraz mantıksız ama aşınıyorlar. Peki biz hastanın alt çenesine 2 tane implant yerleştireceğiz. Ve üzerine ben bir küresel bağlantı yapmak istiyorum ve de locator bağlantı yapmak istiyorum. İmplantları nereye koymam gerekiyor? Buna karar vermem gerekiyor. Bu çok tartışılan bir konu. Genellikle karın dişleri çekip onları yerine koyalım diye söylüyoruz. Ya en kolayımız öyle geliyor. Ya da premolarların yerine çekip onları koyalım diyor. Çok doğru bir bilgi değil. Şöyle yapmak gerekiyor. Bir kere mekanik düşünmek gerekiyor. Ben şuradaki iki implantın üzerine eğer bir protez yerleştirirsem şu iki implant benim dönme eksenim olacak. Yani protezim o implantların üzerinde şöyle bir dönme hareketi yapacak. Çünkü protezin arka kısmı boş. Burası tamamen boş. Burada tutan hiçbir şey yok. Sadece iki implant burada tutuyor ve protez iki implantı dönmeye başlayacak. O zaman
şöyle düşünelim. Ben eğer şuraya koyarsam, yani implantları kaninlerin olduğu yer, premolarların olduğu yere koyarsam, bu implantların dönme ekseniyle ön taraf arasında bir tahterevalli oluştururum. Yani hasta yemek yerken şuradan bastırdığında protez aşağı doğru gider. Hasta yemek yerken arka tarafta çiğnediği zaman arkaya doğru gider. Devamlı şöyle döner protez. Eğer ben şu kaninle lateralin arasındaki bir yere koyarsam, yani dönme eksenini mümkün o kadar ön tarafa taşırsam, o zaman tahterevalliyi tek taraflı çalıştırırım. Yani o dönme eksenini öne aldığım için tek taraflı bir tahterevallim olur. Ve plastik bağlantıları daha çok kururum. O zaman biz diyoruz ki iki implantı mutlaka kaninle lateral arasına yerleştir. Dönme eksenini mümkün olduğu kadar ön tarafa taşı. Posteriora taşırsan o dönmeden dolayı plastikleri çok hızlı bir şey kaybedersin. Onun için kaninlerin olduğu yere koymak çok doğru değil. Premolarların olduğu yere koymak çok doğru değil. 6 numara falan zaten %100 yanlış. Onları hiç konuşmuyoruz bile. Peki. İdeal yerimiz implantların kaninlerle lateraller arasında olmasını istiyoruz. Neden? Şu çizgiyle beraber, şu çizgiyle beraber ben bir düzlem oluşturayım ve o sadece arkadan inip kalkmak şeklinde çalışsın. Böyle bir mantık var. Dedim ya size standartizasyondan çok hoşlanmıyorum diye, yani klasifiye etmeyi hastaları çok hoşlanmıyorum diye. Çene kemikleri de aynı değil ki. Kimisinki V şeklinde, kimisinki daha farklı bir U harfi şeklinde. Yani hastaların çeneleri de birbirinden farklı. O zaman yine diyoruz ki biz mümkün olduğu kadar fulcrum eksenini, yani dönme eksenini öne taşımayı planlayalım kafamızda. İlla ki lateral kanin de demeyeyim ben. Şurada baktığım zaman belki şuradaki eksen lateral kaninden daha geride kalacak. Belki böyle V şeklindeki bir ağızda lateral kaninde de bunu sağlayamayacağım. Üçüncü bir implanta ihtiyacım olacak. Üç implantla beraber o hareketsizliği sağlamam gerekecek. Onun için amacımız dönmeyi minimuma indirebilmek. Tek bir yönde dönmeyi sağlayabilmek, implantların konumu da her zaman için ona göre planlamamız gerekiyor. Başka bir sıkıntıyla daha karşı karşıyayız. Şimdi implantolojinin bize en büyük kazığı şu oldu. Biz protez yapmayı unuttuk. Eskiden hastaneye ölçü alırdık, kerlerdik onları. Üzerinden çiğ koku özel ölçüler alırdık, işte fonksiyonlar vesaire yaptırdık, uğraşırdık hastayla. Neden? Çünkü ölçüm iyi olmazsa hasta protezi kullanamaz. Ölçünün iyi olması gerekiyordu. Şimdi nasıl iki tane implant var. Çakarım implantları, bu üzerine bağlarım. Ajinat ölçü olsa da olur, fark etmez. Nasıl implantlar tutacak deyip genelde ölçüyü artık ihmal ediyoruz. Almıyoruz doğru düzgün ölçü. Bakın ne oluyor. Şimdi Gerber diye bir beyefendi var. Bu oldukça uzun yıllar önce İsviçre'de yaşamış. Gerçekten oklüzyon ve diş hekimliği fonksiyonu üzerine çok doğru laflar söylemiş. Ve bizim de çok sevdiğimiz, çapa ek olarak bizim de çok sevdiğimiz beyefendi. Şimdi ne diyor Gerber? Diyor ki, sen diyor bir ata bindiğini düşün diyor. Ben örneğin ata bineceğim, şöyle bir ata bineceğim. Atın işte eğerinin en derin noktası burası, arkamı da kızımı bindireceğim. Ben kocaman bir adamım, kızım minnacık. Ben en derin noktaya oturup hareket etmeye başladığında at, kızım da arkadayken ben hiçbir şekilde hareket etmem çünkü en derin noktada oturuyorum. Kızım da arkada ufacık olduğu için beni ittiremez. Tam tersini yapalım. Ben şu arka tarafa oturayım. Kızımı şöyle kucağıma alayım. O şuraya otursun. Ben de şu kısma oturayım. At hareket etmeye başladığı zaman ben eğimli yüzeyde oturduğum için atla beraber, hareketle beraber ben öne doğru hareket etmiyorum. Çünkü ben eğimli yüzeyde duruyorum ve ben kocamanım. Kızım da minnacık. Pek minnacık değil yaş olarak ama beden olarak bana göre minnacık. O zaman yavaş yavaş onu öne doğru ittirip hareket ettirmeye başlıyorum. Biz buna protezde progresman diyoruz. Yani protezin alt protezin öne doğru yavaş yavaş hareket etmesinden bahsediyoruz. Neden hareket ediyor protez? Biz genellikle 6 yaş dişini ilk başta çektirdiğimiz, kaybettiğimiz diştir. 6 yaş dişini çektirdiğimiz için orası çok hızlı bir şekilde rezorbe olur. Orada kemiği çok hızlı kaybederiz. Arkasından diğer dişler gitmeye başladığında aynen şöyle bir görüntü ortaya çıkar. Böyle aynen atın yelesi şey gibi, semeri gibi böyle bir görüntü olur. Biz 6 yaşı tutup da şuradaki eğimli yüzeye yerleştirirsek, ki bunu analizi yapmayız genelde, sıradan bir dişi koyarız oraya. Hasta yemek yemeye başladığı zaman, yani şurada çiğnem hareketi yapmaya başladığında protezi öne doğru ittirmeye başlar. İşte bu hastanın alt protezin lingualinde hiç bitmeyen vuruk anlamına gelir. Ben alırım vuruğu, gelir. Alırım, gelir. Ne yaparsam yapayım bitiremem.
Neden? Çünkü protez devamı öne doğru hareket ediyor. Eğimli yüzeye ben dişleri koymuşum. Peki bunu implant üstü protezlere aktarırsam ne olacak? İmplant üstü protezlerde ben eğer şuraya iki implant yerleştirip bu eğimli yüzeyleri dişleri yerleştirirsem o zaman hasta yemek yedikçe o plastik bağlantıları basınç uygulamaya başlayacak. Evet vuruk olmayacak ama protezler 6 ay içerisinde plastikler tamamen parça parça olacak. O zaman benim mutlaka implant üstü protez yaptığım hastalarda bir fonksiyonel kret analizi yapmam gerekiyor. Yani teknisyenimin bu analizi yapması gerekiyor. Alveol kretin en derin noktasının neresi olduğunu bulması gerekiyor. En derin noktasına kesinlikle büyük azı dişini koyması gerekiyor. Yani en çok kuvveti kaldıracak dişin en derin noktada olması gerekiyor. Eğimli yüzeyde ya hiç diş koymaması gerekiyor ya da daha zayıf bir dişi koyması gerekiyor. Ancak o zaman o protez stabil bir şekilde hastanın ağzında kalabiliyor. Biz işte implantı yaparken bunları unuttuk. Bunları şu an hiç düşünmüyoruz, konuşmuyoruz. Neden? Çünkü iki tane implant yerleştirdim. Zaten her şey düzgün diyoruz. Bir de bazı eksik bilgilerimiz var. Biz eskiden protez yaparken diyorduk ki bilateral balanslı oktüzyon yapalım. Ne demek? Hasta çiğnediğini önde, arkada, sağda, solda her yerde bütün dişler temas etsin. Böylece protez stabil bir şekilde kalsın hastanın ağzında. Olur mu öyle bir şey sizce? Mümkün değil. Yani bu adamcağız yemek yiyecek, garibim ağzına bir tane lokma alacak. Biraz önce simit yedik. İşte simit yerkenki olduğu gibi. Şurada ısırdığınızı düşünün. Siz burada ısırmaya başladığınız zaman karşı taraf boşlukta kalacak ve hareket etmeye başlayacak. İşte bunun engellenebilmesi için yani o implant üstü implantın plastik protezlerini daha az kuvvet uygulayabilmek için ya da onları koruyabilmek için benim mutlaka oklüzyon türünde değiştirmem gerekiyor. Neyi kullanmamız gerekiyor? Yine örneğin Gerber yönteminden yani onun bahsettiği yöntemlerden lingualize oklüzyonu kullanmamız gerekiyor. Lingualize oklüzyon dediğimiz şey de üst çenenin palatinal tüberküllerin alt çenenin fossalarına direkt temas etmesi ki bazen biz bu bukkal tüberkülü hiç temas ettirmiyoruz. Bazen komple aşındırıyoruz. Bazen dümdüz aşındırıyoruz. Alveol kretinin rezorpsiyon miktarına göre. Eğer çok rezorbe ise bukkal tüberkülü tamamen aşındırıyoruz. Böyle bir eğer oklüzyon türü verebilirseniz hastanıza o zaman daha stabil bir protez elde ediyorsunuz. Yani hasta bir taraftan yemek yerken, çiğneme yaparken öbür taraf ayağa kalkmıyor. Neden? Çünkü tam kretin üzerinde ve dik kuvvetler elde etme şansına sahip olabiliyorum. O zaman ben tekrar protezi hatırlamam gerekiyor. Yani implant üstü protez yapıyor da olsam mutlaka tekrar protezi hatırlamam gerekiyor. Protez kurallarını uygulamaya başlamam gerekiyor. Ve dişlerin mutlaka doğru konumlarda yerleştirilmiş olması gerekiyor. Yani şuradaki son bitim noktasıyla kaninin arasındaki çizgiyi ölçüp onları bir araya getirip bütün dişlerin fossalarına o dik düzleme yerleştirmem gerekiyor ki hasta yemek yerken yine stabil bir protez elde edebileyim. Yani protezin çalışması gerekiyor. İmplantların sadece tutuculuğa sağlanması gerekiyor. Tutuculuğa etkisinin olması gerekiyor. Benim orada çalışan bir protez yapmam gerekiyor. Ancak o zaman implant üstü protezler etkili olabiliyor. Farklı oklüzyon türlerine göre farklı dişler var. Diyeceksiniz ki ya bunları nereden bulacağız? Bunları satmıyorlar ki. Hayır, hepsini var. Şu anda satılıyor piyasada. Örneğin Evoklar firmasında var lingualize oklüzyon dişleri. Candolor firmasında var. Onlarca başka firmalarda da var. Vita'da var şu anda lingualize oklüzyon dişleri. Dolayısıyla siz eğer bunu almak isterseniz mutlaka firmalardan bir tanesinden rahatlıkla bulabilirsiniz. Biz özellikle bu Candolor firması, Condyloform dişleri çok fazla kullandık. Ama dediğim gibi birçok firmada şu anda bunlar var. Bunları temin edebilirsiniz. Biraz pahalı olabilir ama hepsi işe yarıyor. Dönelim küresel bağlantılara. Yani o unuttuğumuz veya ihmal ettiğimiz bir protez bilgisi var ya, onu sadece ufak bir şekilde hatırlatmak istedim. Bunlara dikkat etmem gerekiyor ki benim küresel bağlantıyı veya diğer bağlantıları koruyabileyim. Siz bir küresel bağlantı satın aldığınızda firmadan size aynı zamanda şu plastik bağlantılar gelecek, şu renkli plastikler gelecek. Ne işe yarıyor bu plastikler? Küresel bağlantının biz birbirine paralel durmasını istiyoruz. Eğer ben hasbelkader açılı yerleştirmişsem implantları, ki ben hep açılı yerleştiriyorum. Yani elimin öyle bir ayarı yok. Hep açılı oluyor bende nedense. O zaman bağlantıları birbirine paralel yapabilmek için şu parçaları kullanıyoruz. Ki üzerindeki housingler tam paralel olarak otursunlar. Ne yapıyoruz? Küresel bağlantıyı yerleştiriyorum. Üzerine housingimi yerleştiriyorum. Housing yerleştirmeden önce şu plastik koruyucuyu yerleştiriyorum ki altı akrek gitmesin diye. Housing ile implantın arasında şu kırmızı veya yeşil parçayı yerleştiriyorum. Bunu sağa sola çevirerek üstündeki metal kepi birbirine paralel hale getirebiliyorum.
Bu işe yarıyor. Genelde kullanmıyoruz, çöpe atıyoruz onları ama küresel bağlantı yapıyorsanız şu parçaları kullanarak bütün housinglerin birbirine paralel olmasını sağlayabilirsiniz. Nasıl bir yöntemle takmak gerekiyor hastanın ağzına? İki yöntem var. Ya ölçüyü alıp laboratuvarda teknisyeninizin bağlamasını sağlayabilirsiniz. Yani bir normal küresel bağlantının implant süpervizör ölçüsünü alırsınız. Gönderirsiniz abutmanları laboratuvar. Laboratuvar onları kendisi akıllı içine gömer. Ben ondan hoşlanmıyorum. Ben kendim bağlamak istiyorum ağızda. Yani o implantların üzerine, şuradaki implantların üzerine o housingleri veyahut o plastik parçaları ben kendim bağlamak istiyorum. Şöyle yapıyorum. Bir kalemle beraber çiziyorum. Sabit kalemle beraber. Hastanın protezi ağzına yerleştiriyorum. Bakıyorum, işaretliyorum. Ha, tam buralar işaretlenmiş diyorum. Ondan sonra buraları aşındırıyorum. Aşındırdıktan sonra housingi yerleştirip soğuk akrilikle bağlıyorum. Bir çalışma yapmışlar. Demişler ki ya housing malzeme uğraşma sen. Gel oraya biz yumuşak akrilik malzemesi koyalım. O besleme malzemesi var ya, molloplast veyahut onun bazı gibi benzeri malzemeler. Hiç housinglerle uğraşma. Gel onu koyalım. Çok daha rahat edersin. Araştırmaları yapmışlar. Hasta memnuniyeti açısından da çok çok iyi çıkmış. Yani hastalar o yumuşak akrili çok sevmişler. Ama tabii benim hastalarım o literatürleri okumadığı için benimkiler mutlu olmadılar. Yani 4-5 hasta denedim yumuşak hastalar malzemesiyle. Olmadı. Hasta protez oynuyor dedi. İşte ağzında dönüyor dedi. Ben tekrar döndüm housingleri bağlama işine. Ben nasıl bağlıyorum? Yumuşak hastalar malzemesi olarak kullandığım malzeme buydu. Çok iyi bir malzemedir yumuşak hastalar malzemesi olarak. Direkt ağızda uygulayabilirsiniz. Ama housing olarak kullanılacak olan bir malzeme değil. Yani kendisi yumuşak hastalar malzemesidir. Ben mutlaka kendi housingimi kullanmam gerekiyor. Ben nasıl yapıyorum? Şöyle yapıyorum. İşaretledim yerlerini protezlerin. Protezi işaretledikten sonra mutlaka şurada dışarıya çıkacak şekilde deliyorum orayı. Yani o metal housing bir plastik parça yerleştireceğim ya protez içerisine. Onu şuradan dışarıya çıkacak şekilde deliyorum proteze. Ondan sonra bir soğuk akrilik hazırlıyorum. Hastanın ağzı housingleri yerleştirdim. Altta koruma plastikleri de var. Koruma plastikleriyle beraber soğuk akriliği yerleştiriyorum. Hastayı ısıttırıyorum ve bütün housinglerim artık yerlerinde. Sertleşiyor. Sertleştikten sonra fazlalıkları alıyorum. Hastaya teslim ediyorum. Housingler içerisinde genelde ilk başta siyah plastik oluyor demiştim. Bu laboratuvar plastiğidir. Yani ilk başta onunla beraber takıp ondan sonra asıl plastikleri değiştirmek gerekiyor. Onlarla beraber devam ediyoruz. Dedim ya soğuk akrilikle bağlıyorum diye. Esasında soğuk akrilikle bağlamıyorum. Otopolimerizan bir akrilik malzemesiyle bağlıyorum ama bildiğiniz o şu malzeme değil. Yani o soğuk akrilik malzemesi değil. Ağızda kullanmak için özel malzemeler var. GC Reline bunlardan en iyilerinden bir tanesi. Ya onu kullanıyorum ya da Voco'nun Ufugel Hard'ını kullanıyorum. İkisinden birisi. Bunlar ağızda besleme yapmanız için tasarlanmış olan malzemeler. Yani artık monomeri hasta alerji yapmayan, işe yarayan malzemeler. Bunlardan bir tanesiyle bağlıyorum housinglerimi. Küresel bağlantı veya locator bağlantıları mutlaka bir metal altyapısının olması gerekiyor. Metal altyapısı olmazsa protez kırılıyor. Metal altyapısı için de böyle özel modelaj parçaları var. Bunları Lego gibi birleştirip teknisyeniniz direkt o housingleri hazırlayabilir. Ondan sonra siz yerleştirebilirsiniz. Ya da kendisi bütün modelajı yapar. İkisi de mümkün ama mutlaka metal altyapının olması gerekiyor. Küresel bağlantılardan çok fazla hoşlanmadık. Neden? Çünkü daha çok sorun çıkarttılar. Tutucukları biraz daha azdı, daha hızlı aşındılar. Onun için bir firma, Locator denen, Anchor Zest denen bir firma, Locator diye bir bağlantı üretti. Locator esasında bir marka, yani firmanın markası. Ama bizim artık o kadar alıştık ki sanayi hayat, Selpak kelimesi gibi hepsinde onu kullanmaya başladık. Locator esasında hem dışından hem de içinden tutan bir sistem. Daha kısa bağlantılarda çok daha işe yarıyor. Yani hastanın ağzındaki bağlantı çok daha kısa olmasına rağmen çok daha fazla işe yarıyor. Ve artık yavaş yavaş daha çok onu kullanmaya başladık. Her markanın locator abutmanını bu Anchor Zest denen firma üretiyor. Yani siz şu tamam mı kullanıyorsanız, şu üst kısmı aynı, hiçbir şey fark etmiyor. İşte 3 IME kullanıyorsunuz, üst kısmı aynı, sadece alt bağlantı kısımları fark ediyor. Dolayısıyla size bir hasta gelirse ve ağzında locator bağlantısı varsa, hiç boşu boşuna onun plastiğini değiştirmek için implant firmasını aramayın. Direkt üst yapısına hangi firmaya çalışıyorsunuz onun locator plastiğini kullanın. Çünkü şu üst kısımları hepsinde birbiriyle aynı, hiç değişen bir şey yok. Diş eti yükseklikleri birbirinden çok farklı. 1 mm'den 6-7 mm'ye kadar çıkan diş eti yükseklikleri var. Bunlardan bir tanesini seçebilirsiniz.
Plastik bağlantılarının renkleri farklı plastik bağlantılarda mavi, pembe ve şeffaf olarak gidiyor. Bu bağlantı kuvveti artıyor. Eğer paralel değilse bağlantılar, o zaman da kırmızı ve yeşili kullanıyorsunuz. Bunların tutucukları daha az. Ama implantlar birbirine paralel olmadığı zaman tutunmayı ancak bunlarla sağlayabiliyorsunuz. Firmadan satın aldığınız zaman size şunun gelmesi, şu kutunun gelmesi gerekiyor. Kutunun içerisinde bir tane metal housing var. 3 tane plastik parça var. Bir de diş eti koruyucusu var. Bu üçünün, dördünün size gelmesi gerekiyor. Genelde firmalar bunları açık getiriyorlar. Yani implantın abutment'ını getiriyorlar. Housing getiriyor, bir tane plastik getiriyorlar. O zaman bilin ki paranızı boşu boşuna harcadınız. Mutlaka bütün plastiklerin size gelmesi gerekiyor. Çünkü onun parasını veriyorsunuz siz baştan. Daha sonra değiştirmeniz gerektiği zaman o plastiklere sahip olmanız yanınızda bulunması gerekiyor. Locator'ın şöyle bir filmi var. Nasıl çalıştığını ifade ediyor. Diyor ki firma, sizin abutment'larınız birbirine paralel olmasa bile bu sistem çalışır diyor. Kendisine self-align eden, yani kendi kendine oturtturan veya şekillendiren, yerini alan bir sistem olarak ifade ediyor. İşte üstteki kısım plastiği tamamen sıkı sıkı tutmuyor. Plastik onun içerisinde hareket edebiliyor. Hastanın ağzına siz protezi taktığınız zaman ilk temas etmesiyle beraber, protezin ağzına ilk temas etmesiyle beraber plastik kendi yerini bulur ve kendi yerine oturur şeklinde bir ifadesi var. Açılı implantlar, yani tam yerleştirilememişler. Siz açılı bir yerleştirseniz, yerleştirmeye başladığınız zaman o kendi kendine tık diye oturacaktır ve yerini bulacaktır diyor. Hayır, o kadar da doğru değil. Yani hasta, tabii firma bunu söylemesine rağmen plastikler o kadar da çok böyle esnek bir şekilde oturmayabiliyorlar. Çok da hızlı bir şekilde bozulabiliyorlar. Onun için yine bunlarda mutlaka paralel olmasını istiyoruz. Locator'ın özelliği dediğim gibi hem içeriden tutuyor olması hem de dışarıdan tutuyor olması. Yani hem içeriden hem dışarıdan tuttuğu için çift bağlantısı var. Daha çok tutmasının sebebi bu. Eğer implantlarınız çok açılıysa ve açılı bağlantıları kullanmışsanız, plastikleri kullanmışsanız şu içeriden tutan kısım olmuyor. O zaman sırf dışarıdan tutan kısım oluyor. Sırf o dışarıdan tutuculukla beraber bağlantıyı sağlayabiliyorsunuz. Peki, locator ismiyle andığımız bağlantının telif süresi bitti. Telif süresi bittikten sonra da bunun muadilleri çıkmaya başladı. Örneğin Curator diye bir bağlantı çıktı. Birebir Locator'ın aynısı. Hiç farkı yok. Boyutu, çapı vesairesi. İşte plastikleri biraz daha fazla kullanmaya başladılar. Yine aynı bağlantı mekanizmasıyla beraber çıktı. Bir Güney Kore firması. Bunu da kullanabilirsiniz. Yani illaki Locator'ın plastik bağlantısı değil. Eğer hastanızda Locator varsa siz plastik bağlantı olarak Curator'ı da kullanabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Başka bir firma daha üretti. Bu size baştan bahsettim ya, plastik bağlantıları üreten Ren 83 firması, İtalyan firması. Onlar da Ecuador diye başka bir bağlantı ürettiler. Ecuador da yine Locator'ın bir benzeri. Çok daha küçük bir bağlantı ürettiler. Ufak bir başlık ürettiler. Aynı tutuculuk kuvvetine ulaştılar ama. Sırf dışarıdan tutan bir bağlantı ürettiler. Şu anda bazı yerli implant firmalarında var. Birkaç firmada daha var bunlar. Standart olarak veriyorlar. Dolayısıyla mantık hepsinde aynı. Aynı şey, aynı memnuniyet oranında çalışıyor. Hepsinin üstü titanyum nitrit kaplı. Aşınmaya karşı küresel bağlantılara göre daha dayanıklılar, daha uzun ömürlüler. Hangisini firmanız size teslim ediyorsa veya hangisi firmanızda mevcutsa bunlardan bir tanesini kullanabilirsiniz. Daha dayanıklılar dedim ama unlimited, yani sınırsız bağlantı dayanıklılığı da yok. Locator'larda aşınıyor. Bir kullanım süresinden sonra bakıyorsunuz tepe kısımlarının aşındığını görmeye başlıyorsunuz. Bu aşınmayla beraber bağlantı tutucu kaybediyorsunuz. O zaman bunun da bir ömrü var. Yani benim bunu da 3 yıl sonra, 5 yıl sonra, 6 yıl sonra değiştirmem gerekiyor. Oraya yeni bir locator bağlantısı takmam gerekiyor. Ancak o zaman hastamı mutlu edebiliyorum. Bu olmasın diye de, aşınma olmasın diye de işte başka firmalarda farklı bağlantı üretmeye başladı. Yani Schumann firması Novalock diye bir bağlantı üretti. Bu Novalock'u üzerinde özel bir malzemeyle kapladı. Bu aşınmaz diyerek kapladı malzemeyi. Yani bütün firmaların şu anda bu bağlantı ataçman türleri var. Kendi markalarıyla beraber patentler sona erdiği için üretmeye başladılar yavaş yavaş. Hangisini seçiyorsanız, firmanız hangisiyle beraber çalışıyorsa, ama plastik bağlantısı hepsinin mantık aynı. Üstte plastik bir parça var, housing içerisinde. Altta bir tutucu parça var, ikisi birbirine takılarak çalışıyor. Mantık olarak hiçbirisinde farklılık yok. Farklı açılarda yapabilirsiniz dedim. Yani 20'lerden 40 dereceye kadar tolere ettiğini söylüyor firmalar. Ama çok doğru bir bilgi değil bu. 40 dereceye tolere edebiliyor ama plastikleri hemen parçalıyorsunuz. Yani normalde paralel implantlar
3 yıl kullanıyorsa, 4 yıl kullanıyorsa açılı olduğun zaman 6 ayda bir değiştirmek zorunda kalıyorsunuz plastikleri. Bu da hasta memnuniyeti açısından olumsuz bir tablo. Eğer ben implantları birbirine paralel yerleştirememişsem o zaman bir locator veya küresel bağlantı değil bir bar kullanmayı tercih ediyorum ki hastayı daha mutlu edebileyim uzun vadede. Baştan belki biraz fazla para harcıyorum. Ama uzun vadede hastayla olan ilişkimi daha garantiye tutabiliyorum. Paralel olmayanlarda dediğim gibi farklı plastik bağlantılar var. Onları kullanmanız gerekiyor. Şu bağlantıları yani içten de tutanları kullanmaya çalışırsanız kesinlikle hasta protezi ağzına takıp çıkartamıyor. Yerinde kilitlenip kalıyor. Şu siyah bağlantı plastik yine locator'da da laboratuvar parçasıdır. Ben şöyle yapıyorum. Hastanın ağzında ilk başta bunu kullandırıyorum. Yani ilk hastanın ağzına takıp locator'ı kullandırmaya başladığımızdan plastik bağlantıyı siyah olarak bırakıyorum. Bu daha yumuşak. Eğer açılı abutment'lar varsa yine onu kullandırmaya devam ediyorum. Bir sürü hasta alışsın, kullanmayı öğrensin. Ondan sonra asıl plastikleri geçiyorum. Çünkü bu yumuşak olduğu için hasta biraz evet az tutuyor ama öğreniyor nasıl takıp çıkartacağını, nasıl çalışacağını. Ondan sonra asıl plastiklerde çok daha rahat bir şekilde devam edebiliyorum. 15 gün, 20 gün. Onu 6 ay kullanan hastam da oldu. Yani siyah normalde tutucu çok çok azdır onun. Ama aslında çok rahat. 6 ay yok kayboldu. 6 ay sonra geldi değiştirdik. Ondan sonra mutlu olmadı. Ya çok sık oldu dedi. Tekrar siyah laboratuvar parçası buldum. Onları taktım. Bir süre daha kullandırdım ama genelde 15-20 gün içerisinde değiştiriyorum ben. O öğrenme sürecinin olmasını istiyorum onun. İki yöntemle locator protezleri yapıyoruz. Bir laboratuvarda yaptırabilirim. Yine bağlantıları laboratuvarda yaptırabilirim. Bir de kendim bağlayabilirim. Laboratuvarda yaptıracaksam mutlaka şu ölçü parçalarını istemem gerekiyor firmadan. Hastanın ağzından ben ölçü parçalarını takıyorum locatorların üzerine ve direkt bunların üzerinden sanki bir tam protez ölçüsü alıyormuş gibi bir ölçü alıyorum. Bu ölçü analoglarını istemeniz gerekiyor. Bunları servis yapıyorlar. Ondan sonra bir model döküyorum. Modeli dökerken özel locator'ın kendi analogları var. Onları kullanıyorum. Ve üzerinde locator'lar olan, analogları locator olan bir tam protez modelim oluyor elimde. Ve bu modeli ondan sonra üzerine protezi yerleştirip teknisyenim locator'ları bağlayıp hastayı takmak üzere protezi bana gönderiyor. Yani bütün o analogların yerleşme işlemi, pardon housinglerin o plastik parçanın yerleşme işlemini teknisyenim yapıyor. Ben bundan çok fazla hoşlanmıyorum. Ben kendim bağlamak istiyorum. Aynen küresel bağlantılarda olduğu gibi. Ne yapıyorum? Locatorları hastanın ağzına yerleştiriyorum. Locatorları yerleştirirken bir implant anahtarına ihtiyacım var. Locatorları vidalamam gerekiyor. İşte o zaman bir locator anahtarı denen bir kavram var. Onu kullanmam gerekiyor. Nasıl olduğunu göstereceğim biraz sonra. Locator anahtarının bir ucu implantları vidalamaya yarar. Şu gördüğünüz locator anahtarıdır şu. Anahtarın bir ucudur. Şu da locator'ın içi. Anahtarla şu sarı kısmıyla implantların ve abutmanların yerini vidalayabilirsiniz. Vidalıyorum yerlerine. Ondan sonra içinden çıkan beyaz plastik koruyucu parçayı takıyorum. Üzerine housing'i takıyorum. Ondan sonra yine bunların üstünü boyuyorum. Bir sabit kalemle boyuyorum. Sabit kalemle boyadıktan sonra yerlerini görüp direkt bunun içerisini komple boşaltıyorum. Karşıdan çıkıyorum. Aynen küresel bağlantı olduğu gibi. Onun içerisinde bir soğuk akrilikle doldurup ağızda bağlıyorum. Benim en ideal ya da en sevdiğim yöntem bu. Bu şekilde çalışmak. Ama bunu yapabilmek için mutlaka bir locator anahtarınızın olması gerekiyor. Bunu firmadan istemeniz lazım. Sizde olması şart değil. Firma göndersin size. Kullanın geri gönderin. Bu anahtarı kullanmayı bilmek gerekiyor. Anahtar 3 parçadan oluşuyor. Şu uç kısmı şurası locator'ın plastiğini çıkartmaya yarıyor. Şurası plastiği takmaya yarıyor. Şurası da implantın abutment'ını yeni vidalamaya yarıyor. 3 parçasını beraber kullanıyorum. Nasıl çalışıyor? Şu uç kısımda, şurada gördüğünüz kısımda bu abutment'ı buraya bağlayabiliyorsunuz. Bu düşmesini bir plastik bağlantı yerleştirdiler. Abutment'ı taşırken düşürmeyelim diye. Direkt oraya yerleştirip hastanın ağzına vidalayabiliyorum. Vidalarken normalde benim bir implant anahtarına ihtiyacım var. İmplant anahtarının yerine geçiyor bu. Peki nasıl torklayacağım? Yani şu sarı parçayla beraber torklamam normalde mümkün değil. Elimden sıkıyorum çünkü bunu. Torklamak için de adam şöyle bir mekanizma yapmış. Bu sarı parçanın içerisinde şu heksagon anahtarların işte Amerikan implantları veya İsrail implantlarının anahtarı heksagondur. Heksagon anahtarların oturacağı bir yuva yapmış içerisine. Yani ben implantımın raşetine implant anahtarını takıp şu sarı parça içerisine sokup onu kilitleyip öyle torklayabiliyorum.
Direkt tek bir parça kullanıyorum. İmplant locator anahtarını kullanıyorum. Ayrıca bir locator, başka bir locator anahtarına ihtiyacım kalmıyor. Eğer siz Schramm veya Adva gibi implant kullanıyorsunuz, onu yapamazsınız. Çünkü onlar yıldız şeklindedir. Yıldızlar olmuyor. Mutlaka şurada gördüğünüz gibi heksagon olması lazım. Ancak ondan vidalayabiliyorsunuz. Torkladım. Abutment'ım artık yerinde. Ondan sonra artık devam ediyorum. Bu uçların ne işe yaradığını söyledim. Plastik parçayı taktığım uç, şu uç yuvarlak bir uçtur. Şurası gördüğünüz gibi yuvarlak bir uçtur. Bu yuvarlak uç plastiği içerisinden ve dışından tutar ve zedelemeden yerine oturmasını sağlar. Plastiği söktüğüm ucun kenarları keskindir, bıçak gibidir. Plastiği tutar ve kanırtarak çıkartırsınız. Ve o plastiği bir daha kullanamazsınız kanırttıktan sonra. Şu arka kısımda dediğim gibi implantın anahtarıyla beraber locator'ı yerine bağlamaya yarıyor ve onu oraya torkluyorsunuz. Peki bu parçayı, şu metal parçayı yerinden çıkartmak istiyorum. Yani plastiği söktüm. O metal parçayı yerinden çıkartmak istiyorum. Nasıl çıkartacağım? Yine anahtara geri dönüyorum. Anahtarın şuradaki parçası, şu vida parçası bunsen bekinde ısıtılıyor. Alevde ısıtıyorsunuz. Şu parçayı alevde ısıtıyorsunuz. Ondan sonra şu metal housing'in içine plastik yokken sokup ısının etkisiyle akriliği eritip kanırtarak yerinden çıkartıyorsunuz. Yani locator anahtarınız varsa siz locator ile ilgili her şeyi yapabilirsiniz. Eğer rutin kullanıyorsanız bu anahtarı mutlaka edinmek gerekiyor. Hastalar geliyor. Diyor ki ben takıyorum protezi. Güle güle kullanın diyorum. Gidiyor. Bir hafta sonra geliyor bana. Diyor ki doktor takamıyorum. Plastiğe bakıyorum. Plastik ezik büzük. 4-5 kere başıma geldi. Sonra farkına vardım. Genellikle bu hastalar hep iskelet protez kullanan hastalar. İskelet protez kullanan hasta protezi nasıl takar? Isırır. Takar protezi. O bir yer bulur kendisine. Hard diye ısırır protezi yerine oturtturur. Aynısını locator yapmaya çalışıyorlar. Protezi takıyor. O kendi kafasına göre bir yer buluyor ona. Isırıyor. Oturmuyor. Bir daha ısırıyor, oturuyor veya oturmuyor, plastiği eziyor. Hastaya mutlaka ilk başta siyah plastiği kullandırmamın nedeni bu. Protezi öğrenmesi gerekiyor. Bakın ağzınıza takacaksınız, yerini bulacaksınız ve bastırıp tık diye duyacaksınız sesini. Dişlerinizi ısırmayacaksınız. Hastayı mutlaka eğitmemiz gerekiyor. Eğitmezsem eğer, hasta protezi nasıl kullanacağını bilmezse hızlı bir şekilde bağlantılar parçalanıyor ve ben onları defalarca değiştirmem gerekiyor. Bir de tabii ki teknisyenim. Teknisyenim mutlaka benim bir kret analizi yapabiliyor olması lazım. Yani bir tam protezi yapabilecek olan bir teknisyenden çalışmam gerekiyor. Tam protez maalesef porselen çıktıktan sonra, helilaminalar çıktıktan sonra tamamen tukaka oldu. Şu anda tam protezi yapacak düzgün teknisyen bulmak çok çok zor. Zaten bunun karşılığını alamıyorlar. Çok ucuza çalıştığı için birçok teknisyen. Hiç orada paraya kıyın, acımayın. Eğer teknisyeniz böyle bir kret analizi yapıp dişleri doğru yerine yerleştirebiliyorsa o zaman küresel bağlantı, locator veya bir tam protez başınız ağrımadan çok büyük bir rahatlıkla hastanın protezini yapıp ondan sonra devam edebiliyorsunuz. Dediğim gibi ben ilk başta siyah plastikleri tutuyorum hastanın ağzına bir süre alıştırıyorum. Ondan sonra asıl plastik bağlantılara genelde pembe ile başlıyorum. Pembe orta serttir. Mavi daha yumuşaktır. Pembe ile başlıyorum. Pembe protezi takıp hastaya kullandırmaya başlıyorum. Protez sınırlarına da bakarsanız bakın fonksiyonel ölçü alınmış bir ağız. Protez sınırları mukozayı, dudağı her şeyi destekliyor. Şekilde yapılmış. Yani benim bir protez yapmam gerekiyor. Sadece dişleri olan bir kaide değil. Hep tartışılan konu locatorlar mı küresel bağlantılar mı diye. Hastalar hangisine daha mutlu diye. Locatorların memnuniyet oranı daha yüksek. Daha kısalar, daha az yer kaplıyorlar. Dikey boyut sorunu olan hastalarda özellikle çok daha fazla işimize yarıyor. Çok daha mutlu hastalarla karşılaşıyoruz. Tabii ki buyurun. Hı? Oturmasını görmek açısından. Çünkü rahat tutan protezlerde belli bir süre oturma süresi var ya. Şöyle bir direkt bir şey hasta bağlanıyor. Oturma süresinde kalmaz mı? Yok, oturma süresinde bir şey kabul etmiyoruz. Yani hasta ben düzgün bir ölçü almışsa, ben mukoz ölçüsü almışsam o ilk gün oturması gerekiyor zaten. Ha şu oluyor, bir yerde model kırılmış oluyor. Ben onu görmeyebiliyor olabilirim. Aşınmış oluyor, görmüyor olabilirim vesaire. Uvruk yapıyor, geliyor bana zaten. Ama boşta bırakıp da öyle bir oturma süresi öyle bir şey beklemiyoruz.
ben mutlaka ölçümü fonksiyonel ölçü almak zorundayım. Yani kerleyerek ker kullanıyorsunuz. Başka bir malzeme onu ne kullanıyorsunuz? Yani nasıl iki tane bağlantı var? Nasıl tutacak bu diye hiçbir zaman düşünmemem gerekiyor. Fonksiyonel bütün mukoz ölçüsüyle beraber yanak kasları vesaire hepsiyle beraber ölçü almam gerekiyor. Ondan sonra bağlantının kuvvetini sadece retansiyonu yani tutuculuğu sağlamak için kullanmam gerekiyor. Zaten bağlantılar hepsi rezilyent yani hiçbiri rigid değil. Dolayısıyla o bağlantıyla beraber yine mukozdan destek alıyorum ben protezde her zaman için. Bir de böyle protezler var. Yani neden yapılıyor bilmiyorum. Hiç yapmadım ama yapılıyor. Bir iskelet protezi hazırlıyorsunuz. İskelet protezinde direkt alveol kreplerinin olduğu yere iki tane küresel bağlantı veya locator koyuyorsunuz. Protez bağlantıyı oradan sağlıyor. Bana göre çok saçma olmaması gereken bir şey. Yani ben bir protezci olarak bu kuralları kabul etmiyorum. Ama yapılıyor. Hastalarında çok mutlu olduğu söyleniyor. Bilmiyorum yani şimdi implantolojide kurallar çok hızlı değişiyor. Biz eskiden 5 mm bir implantoloji üzerine 1,5 cm diş koymayı aklımızın ucundan bile geçirmezdik. Şimdi yapıyoruz. Osteointegrasyon çok farklı bir kavram. Kurallarımız çok çok değişti. Belki yarın daha da değişecek. Başka şeyler konuşacağız. Şu anda bunları bilmiyorum. Ama benim şu anki protez şeyime göre... Bilgime göre şu anda çok doğru değil ama dediğim gibi yarın her şey değişebilir. Üst çenede locator kullanmıyoruz. Çünkü üst çenenin alveol kretinin rezorpsiyonu dışarıdan içeriye doğru olduğu için ben implantları zaten paralel yerleştirme şansına sahip değilim. Mutlaka açılı koymak zorundayım. Çünkü yaprak gibi açılacak, yelpaze gibi açılacak implantlar. Eğer üst çeneye locator kullanırsam işte böyle bir şey çıkıyor ortaya. Onu istemiyoruz. Üst çene bar şekli bağlantılar istiyoruz. Bunun literatür desteği de var. Literatüre gittim baktığım zaman diyorum ki literatüre bana implantların çalışma sürelerini söyle. Yani survival sürelerini söyle. İmplantların çalışma süreleri bireysel implantlarda her zaman daha az. Yani implantı tek başına bırakmışsam iki implantı bağlamaktan daha kötü bir yaşam dönemi var. Üst çene de çok daha kötü. Yani üst çenedeki tek başına kalmış implantlar özellikle posterior bölgede daha bahtsızlar. Eğer bir tek kon yapmışsam temaslardan dolayı o destekleniyor. Tek bir diş gibi düşünmeyin ama bir locator koymuşsam hiçbir yerde bir temas desteği olmadığı için çok daha kötü kuvvetlerle karşı karşıya kalıyor ve implantları çok daha hızlı kaybediyoruz. Onun için üst çenedeki implantları birbirine bağlamak istiyoruz bir bar yardımıyla. Tek başına bırakırsak bir küresel bağlantı ya da locator ile beraber hem çok hızlı kaybediyoruz hem de açılı koyduğumuz için ister istemez farklı kuvvetler ortaya çıkartıyoruz. Bir de dediğim gibi yine mutlaka benim bir metal barımın olması gerekiyor. İskeletimin olması gerekiyor protezin içerisinde. Eğer böyle bir iskelet yapmazsam bu bağlantıları ya da işte locator'ların housinglerini desteklemezsem o zaman protez çok hızlı bir şekilde kırılıyor. Defalarca protez tamiri yapmak zorunda kalıyorum. Mutlaka bunu baştan planlayıp ona göre laboratuvarda değiştirmem gerekiyor. Gelelim barlara. Bar bağlantılar ne zaman işime yarıyor? Bar bağlantılar benim için ilk başta böyle bir ders olmuştu. Yani uygulayarak öğrendim. Pahalıya mal oldu bu ders bana ama uygulayarak öğrendim. Hastanın üst çenesine 6 tane implant yerleştirdim. 6 ve üst çenesine implantlar yerleştirdim. Bu hastaya sabit protez yapacağım. İşte ölçü aralığında hastanın laboratuvara gönderdim. Her şey çok güzel. Bakıyorum pırıl pırıl yerleştirmişim. Çok da mutluyum. Şu dişler çekilecekler, bunlar gidecekler, alt çene full mount bir restorasyon dönüşecek. Üst çenedeki implantlar, her bir ağız gözü bir tarafta. Bilge, kusura bakma bir cerrahın yanında bunları gösteriyorum ama. Ağız gözü bir tarafta, yapacak bir şey yok, bir protezci implantı bu kadar yerleştiriyor. İmplantların üzerine protez yapacağım. Artık birer abutment hazırlattırıp bunun üzerine ölçü almam gerekiyor. Abutmentlar hazırlandı, protez takıldı, akşam hasta eve gitti. Fena almayan bir protez. Ortamı 14-15 yıl öncesine ait protez. Hasta akşam eve gitti. Ertesi gün surat iki karış geldi. Hanım demiş ki ya dünyanın parasını ödedik sen 10 yaş yaşlanmışsın. Haklı. Gerçekten haklı. Çünkü protez hiçbir şey gözükmüyor içerisinde. Ben baştan yumuşak dokudaki rezorpsiyon miktarını hiç hesaplamadım. Ya baştan nasıl sabit protez yaptım. Aslında sabit istiyor zaten. Fındık kıracak bilmem ne yapacak yaptım ama yumuşak dokuda o kadar çok rezorpsiyon var ki protez yok hastanın ağzına. Ben bunu ne kadar büyütürsem büyüteyim yumuşak dokuyu desteklemem gerekiyor. Sil baştan her şey çöpe atıldı. Tekrar hastanın ağzından bir ölçü aldık. Bu sefer açık kaşıkla bir ölçü alındı. Ve üst çenesine bir bar hazırladık hastanın. 6 tane implant üzerine bir tane bar hazırladık. Barın üzerine bir tane
protez hazırlandı. Hastanın ağzındaki barın görüntüsü. Onun üzerine bir tane iskeletle beraber ataçmanlar olan bir protez hazırlandı. Bu ataçmanlarla beraber hazırladığım protezin provasını yaptım. Dikey boyutu tekrar tespit ettim hastanın ağzında ve mukoza desteğinin şu şekilde olduğu bir protezle beraber bitirebildim hastayı. Ancak o zaman dişleri gösterebildim. Şimdi bar bağlantılar bazen sabit protezlerin yerini tutuyor. Ben öyle 6 tane de implant yerleştirirsem, 10 tane de implant yerleştirirsem bir bar bağlantı kullanmam gerekiyor. Çünkü bir hareketli protez yapmam gerekiyor. Yani benim mukoza desteği vermem gerekiyor hastaya. Yanakları desteklemem gerekiyor. Yani hastayı baştan ben sana sabit yapacağım dediğimde sonrasında buna dönmek zorunda kalacağını da bilmem gerekiyor. Onun için hareketli protezlerin en önemli bağlantılarından bir tanesi bar bağlantılar. Onları çok seviyoruz. Ama barları nasıl yapmam gerekiyor? Şöyle yapıyorum ben bar yaptığım zaman. Hastaya zaten protez yapmayacak mıyım? Yapmak zorundayım protezi. Barın ölçüsünü alıp hemen bir tane ilk başta protez hazırlatıyorum hastaya. Barı yapmadan önce ölçüyü alıyorum. Alt üst ölçülerimi alıyorum. Yine fonksiyonel ölçüler. Şeylerle beraber, mukoz ölçüsü vesaire beraber modelimi hazırlıyorum. Ve hemen bir tane protez hazırlıyorum hastaya. Bu bildiğimiz bir tam protez. Fonksiyon, fonasyon vesaire her şey hazır, provaları yapılıyor. Evet diyor hasta, bu benim protezim diyor. Dişlerin görüldüğü miktar vesaire. Ondan sonra bunlardan silikon anahtar çıkartıyorum. Silikon anahtarla beraber artık barı yapabilirim. Protezi çıkarttığım zaman ben burada barı koyacağım yeri görüyorum artık. Biz ne yapıyoruz genelde? Barı hazırlıyoruz, sonra protezi yapıyoruz. Ama bar yüksek geliyor, lingualde kalıyor, bukkalde kalıyor. Ondan sonra lingualde metal koyalım, aman inceltelim. Dikey boyu çok yüksek geldi, ondan nereden aşındıracağım? Bunlarla uğraşmaya başlıyoruz. Baştan yap protezi. Zaten protez yapılacak. Elinde bir tane silikon anahtar olsun, dolayısıyla barı nereye koyacağını gör. Teknisyenin barı şekillendirmeye başlıyor. Abutmentlarını yerleştiriyor. Bunlar dökülebilen özel bar parçaları. Bunları birbirine bağlamaya başlıyor. Tek tek bunları bağlarken de artık elimde bir silikon anahtarım var. Silikon anahtarımda benim protezime ne kadar yerimin kaldığını görüyorum. Barın arkasına birer tane ataçman yuvası yerleştiriyor. Birer uzantı koyuyor ve artık ben barımı şekillendirebilirim. Bu freze edebilen bir mum. Freze ederek bu barı şekillendireceğim. Bunu petrolezin gibi plastik malzemeden yapabilirsiniz. Yani teknisyeniz böyle yapabilir. Bu haliyle bunun provasında yapma şansına sahipsiniz. Direkt gönderiyor. Prova sırasında eğer uyumsuz görürseniz, oturmuyorsa kesip yeniden bağlama şansına sahip olabilirsiniz. Yine bu da elinizdeki olan şeylerden bir tanesi. Ve artık barımı yerleştiriyorum. Dişlerle olan ilişkisini görüyorum. Ne bakıyorum, ne kadar mesafem kalmış diyerek. Barı teknisyenim döküm için hazırlıyor. Ve artık barım dökülüyor. Bar yaptığınız zaman, yani individüel kişisel bar yaptığınız zaman çok önemli bir kuraldır. Barın mukozaya temas etmesi gerekir. Bastırmaması ama temas etmesi gerekir. Efendim hasta altını temizlesin diye boş bıraktım. Kimse temizlemiyor ki. Temizlemiyor, bebeğimizi kandırıyoruz. Hasta onu temizlemiyor. Orası bu doluyor leş gibi. Temas etsin, aynen bir pontik gibi, mukozaya temas eden bir köprü gövdesi gibi. Orada hiç olmazsa bir temas yüzeyi ortsun, bunu mutlaka olmasını istiyoruz. Ben temas ettirmezsem mukoza dolduruyor zaten doğa orayı. Diş taşı doluyor. Yani siz eğer barı yukarıda bırakırsanız orayı diş taşları doldurmaya başlıyor. Onun için mukozaya biz barın temas etmesini istiyoruz. O zamanlar galvano çalışıyor biliyordum altın alaşımı. Barın üzerine çok ince bir tabaka 24 ayar altın alaşımı bir gömlek hazırlanıyor. Bu özel bir yöntemle hazırlanan bir bar. Ondan sonra bunun üzerine tekrar ben bir iskelet protezi hazırlıyorum. İskelet protezim dökülüyor. Onun provasını yapıyorum. İmplantlarım bar, o altın alaşım ve iskelet protez. Onları birbirine bağlayıp hastanın ağzına tekrar provalarını yapıyorum. Diş dizimi yapılıyor, bitimi yapılıyor ve artık hastaya ben bunu takabilirim. Hastaya bunu taktığım zaman iki tane implantın üzerine, üzerinde altın alaşımıyla beraber bir tutuculuk sağlayacak bir bağlantı. Bu esasında bir rigid bağlantı. Yani barın üzerine ben rigid bir bağlantı yaptım. Şimdi iki tane implantın üzerine rigid bağlantı yapılır mı yapılmaz mı? Gelin ona konuşalım. Bu benim 2009... O civarlarda yaptığım bir iş. Yani bayağı uzun eski bir iş. Bir bayramda yaptım. Hasta babam. Babam olduğu için elimin altında. Yani her şey onlar deniyoruz. Anne baba da öğreniyoruz ne öğreniyorsak. Babam olduğu için de
Yaptım o dönemde. İki implantın üzerine rigid bir bağlantı. Bir bar, dikey boyutu uygulanan bir sürük şekli bağlantı. Üst çenede parsiyel protez olduğu için en azından onun daha az kuvvet taşıyacağını düşünüyorum. Ve filmlerine bakıyorum. Bu hemen bağlantı yaptım. 2009 senesi. Bu 2014. En son 2014'te panoyuk çekildi. Bir majör bir kemik kaybı yok. Şu anda hala aynısını kullanmaya devam ediyor. Eğer ben protezimi doğru yapmışsam, mukoza ölçüsünü doğru almışsam, yani doğru protez yapmışsam, implantlara gelen MIG yükü de minimuma indirebiliyorum. Eğer belli oklüzyon kurallarına uymuşsam o zaman implantlarımı koruyabiliyorum. İki implantın üzerinde bile rigid bir bağlantıyı çalıştırma şansına sahip olabiliyorum bu durumda. Barları biz her zaman için tabii ki böyle altın alışımlarıyla yapmayacağız. Öyle bir şey olası değil. Artık zaten olası değil. Barın üzerine mutlaka bir ataçman koymam gerekiyor. Bunun üzerine birer tane küresel bağlantı koyabilirsiniz. Ya da yukarıdan gelen plastik bağlantıları koyabilirsiniz. Ya da dikey sürgüleri koyabilirsiniz. Yani benim barın üzerine mutlaka bir ataçman bağlamam gerekiyor. Örneğin burada bir dikey sürgü kullanmışım. Posteriörde birer dikey sürgüm var. Posteriör dikey sürgülerim var. Bundan bağlantı yapmışım. Yani bir bağlantım olmazsa eğer bar hiçbir işime yaramıyor. Hangi bağlantıyı kullanacağımı da ben seçeceğim. Ya da şu şekilde üstten gelen plastik bağlantılarım var. Burada dikkat etmeniz gereken şey, böyle bir bar çalışacaksanız şu plastik bağlantının oturacağı yüzeyin mutlaka cilalanmış olması gerekiyor. Eğer bu yüzey cilalı değil, şu yüzey cilalı değilse plastik bağlantıları çok hızlı bir şekilde aşındırıyor. Bunu yapmak için özel plastik parçalar var, özel bazı arı parçalar var. Teknisyenizin bunları kullanması gerekiyor. Bazen çok böyle aşırı rezorbe ağızlarda bulduğunuz iki tane noktayı iki implant yerleştirip böyle açılı barlar da yapabilirsiniz. Bunlar da çalışıyor. Plastik bağlantıların farklı kuvvetleri var. Yani barı tutturacağınız bağlantıların farklı kuvvetleri var. Genç hastada biraz daha sert bir bağlantı kullanabilirsiniz. Daha yaşlı hastada daha yumuşak bağlantılar kullanabilirsiniz. Ama barla beraber de mutlaka bu bağlantı sistemlerini kullanmak gerekiyor. Barların sorunu kırılıyorlar. Şurada gördüğünüz gibi örneğin posteriöre ataçmanlar yapmış teknisyenim. Şu bağlantı yüzeyini arttırmak için posteriöre ataçman yapmış. Bir saniye kontrol edemedim. Şurada posteriöre ataçmanlar var gördüğünüz. Bunu yapmasının sebebi buradaki bağlantıyı plastikleri tuttursun, plastiklerle beraber oradan da destek alsın diye. Ama hasta yemek yerken bir süre sonra kırılmış. Şurada gördüğünüz gibi. Kırıldıktan sonra benim artık barı değiştirmekten başka şansım yok. Eğer bar dökümle yapılmışsa o zaman bütün protezi değiştirmek zorunda kalıyorum. Hepsi çöpe gidiyor. Eğer ketkemle yapılmışsa ki burada şansım ketkemle yapılmış bir bar. Direkt laboratuvarın kütüphanesinden aynısından birebir bir tane daha yap dediğim için laboratuvar bana bir tane daha aynısından yapıp gönderme şansına sahip oldu. Ama bu sefer aynı hata yapmadım. Bu posteriöre ataçmanlar koymadım. Biraz daha hatta kısaltarak şu aralara ataçmanlar yerleştirdim. Barın kırılmasına engel olabilmek için. Yani bar yaptığım zaman her şey çözülmüş anlamına gelmiyor. Zirkonyla bar yapabilirsiniz. Ben hiç yapmadım bugüne kadar. Bilmiyorum nasıl yapıldığını görmedim. Yapan diş teknisyen arkadaşlarım var. Bu onlardan bir tanesi. Bana çok mantık gelmese de yapılıyor. Bar yapıyorsanız eğer ölçüyü mutlaka açık kaşık yöntemiyle almak zorundasınız. Açık kaşık yöntemiyle ölçü alırken de mutlaka analogları birbirine bağlamak zorundasınız. Splintlemek zorundasınız. Neden? Çünkü hangi yöntemde olursa olsun analoglar oynayacaktır. Ve barı yerine oturtturamazsınız. Onun için mutlaka bunların ilk başta bir patternizin veya işte benzeri bir yöntemle splintlenmesi gerekiyor. Onlar birbirine bağlandıktan sonra açık kaşıkla alıp ondan sonra laboratuvara göndermeniz gerekiyor. Yani ölçüsü oldukça daha zor ve meşakkatli. Bar mı yoksa locator mı diye bana sorarsanız eğer, bar bağlantılar çok başarılı, hastalar çok mutlu ama çok pahalı. Siz iyi bir barı ketkemle şu anda 700-800 Euro'dan aşağı yaptıramazsınız. Yani iyi bir laboratuvar, iyi bir barı 700-800 Euro'ya yapıyor. Dolayısıyla o parayı verip üzerine benim de para kazanmam gerekiyor. Locator'lar çok daha basit, çok daha az sorunlu bana göre ve ben her şeyini kendim müdahale edebiliyorum. Kırılma riski daha az. Onun için genelde ben şu anda rutinimde locator bağlantıları kullanıyorum. Rutin olarak genelde onu tercih ediyorum. Ama dediğim gibi örneğin üst çene 4 implant yapmışsam ve hareketli protez yapmak zorundaysam mutlaka bar yapmam gerekiyor. Orada locator çalışmıyor. Dediğim ya hastaları sınıflandırmak bana göre çok doğru değil.
Bu sınıflandırmaya bunu sokamayabiliyorum. Hastanın oradaki mukozasının veya işte başka dokuların desteklenmesi, bu çok sınıflandırmaya girmeyebiliyor. Hastaların bazıları temizlemek istiyor. Ben diyor görmek istiyorum, içini gör. Bunu diyen hasta da var. O zaman bir küresel bağlantıyı kullanmak çok daha işime geliyor alt çenede. Dolder barlar var. Sınıflandırma klasik sistemde olduğu için bunu da söylemem gerekiyor. Ama artık kullanmıyoruz. Bunlar altın alaşımı olduğu için çok pahalılar. Genelde kaynak yapılarak kullanılan sistemlerdi bunlar ama neredeyse hayatımızdan tamamen çıktı. İlk barın babası o. İlk o buldu. Dolder diye bir amca buldu. Bunu özellikle Batman'da özellikle kaynak yaparak kullanıyorduk biz. Fakat artık tamamen hayatımızdan çıktı diyebilirim. Kaynak yapmak biraz zor bir iş. İyi bir teknisyenin çalışması gerekiyor. Yine çok iyi bir ölçü ve çok çok iyi bir teknisyenle beraber çalışmak gerekiyor. Sheffield testi diye bir test var. Ben barı yerleştiriyorum. Bir tane vidayı takıyorum ve sıkıyorum. Diğer kısımların sabit kalması gerekiyor. Eğer onlar hareket ederse olmuyor. Çöpe gitti. Her vidayı tek tek sıkıp o barın rigid olarak o hareket etmediğini görmem gerekiyor. Buna biz Sheffield testi diyoruz. Genelde kalıyor barlar bu testte. Ama yeni teknolojiler, ketkem teknolojileri ve çok iyi bir ölçüyle beraber bu teste geçen restorasyonlar yapabiliyoruz. Yine bir hareketli protez bağlantısı konus protezler. Konus protezleri biz eskiden Almanya'dan gelen hastalarda görürdük. Ben çok şanslıyım çünkü iki hocam oldu benim hayatta. Bir rahmetli Profesör Doktor Babür Caniklioğlu, bir de rahmetli Profesör Doktor Mehmet Bey ile, Doktor Mehmet Hoca ile beraber verdim. Babür Hoca ile beraber de konus protez yapmayı öğrendim. 3 yıl Kronköprü'de asistanlık yaptım, sonra kaçtım oradan. Total parsiyele geçtim. Ama o sırada konus protez yapmayı öğrendim. Babür Hoca çok fazla yapardı konus protez. Konus protezin mantığı şu: tepe açısı 3 ila 6 derece olan konik bir bağlantı oluşturuyorsunuz. Yani bir primerinizin olması gerekiyor. Üstüne bir sekonder yapıyorsunuz. İkisini birbirine bağlıyorsunuz. İşte bunu implant abutmanlarına uyarlıyoruz. 2 tane implant yerleştirip onun üzerine bunların tepesi 3 ile 4 arasında değişen bağlantılar. Onun üzerine bir şapka yerleştirip yine rigid bir bağlantı ile beraber hastaya protez yapıyorum. Yine rigid bağlantı. İki implantın üzerinde ama protezim bütün protez kurallarına uygun olarak yapılıyor. Ve sistem çalışmaya devam ediyor. Konus protezleri son yılları daha çok kullanmaya başladık. Neden? Çünkü bazı implant firmaları bunu daha çok bize göstermeye başladılar. Esasında konus protezleri ortopedistler kullanıyor. Eklem protezlerinin şu kafa kısımları vardı ya, şu top kısımları. O top kısımları eklem içine giren kısımda bir konus bağlantısı yapar. Onun mantığı şudur: birbirine sıkışmaz, birbirine sıkışırlar. Ters yönde en ufak bir hareket uyguladığı pat diye bırakır. Yani hasta protezi yukarı kaldırdığı anda bırakır. Sürtünme kuvveti yoktur. Sürtünme kuvveti olmadığı için de bağlantı kuvveti hiçbir zaman azalmaz konus protezlerde. Bunu son zamanlarda biz genellikle bu Degidi'nin konometrik sisteminde görmeye başladık. Bu konometrik sistemde bir tane abutment var. Yine konik bağlantılı bir implant abutmentı. Abutmentin üzerine bir tane kepo tutturuyor. Kepin üzerine de ya bir hareketli protez koyuyor ya bunları birbirine bağlıyor vesaire. Bu şekilde konometrik sistemle ilgili bir şeyler yapıyor. Bu yeni bir şey değil. Uzun süreden beri zaten bizim konus protezde bildiğimiz bir şeydi. Ben bu implantlardan bir tanesini kestim. Üzerine bu konus bağlantısıyla beraber kestim. Abutment'ını yerleştirdiğiniz zaman şu şekilde bağlantısı var. Yani buradaki şu açılı yüzeye çok net oturan bir bağlantısı var. Açılı yüzey açılarla beraber 3-6 derece açıyla oturduğu için dediğim gibi sıkışma kuvveti olmuyor. Pardon, sürtünme kuvveti olmuyor, sadece sıkışma kuvveti oluyor. Ve ters yönde bir hareket aldığında hemen bağlantıyı bırakıyor. Şu açılında mutlaka 3 ila 6 derece olması gerekiyor ki sistem çalışabilsin. Bir vakada, başka bir vakada yine bir konus protez yaptım. Bunda 4 tane implantın üzerine yerleştirdim. Bunlar kişisel abutmentlar. Yani teknisyenim kendisi frez ederek yaptığı abutmentlar. Custom abutmentlar, yani o zamanın teknolojisiyle beraber. Yine bu ortalama 14-15 yıllık bir vaka. Yani altın kullanabildiğimiz dönemlerdeydi. Şimdi değil artık. Onun üzerine yine altın 24 ayar altın parçalar yaptık. Onları konus protezle beraber tutturduk. O sıkışma kuvvetiyle beraber. Hastanın protezi görüyorsunuz, yine bir alveol kreti analizi yapılmış. 6 numara var, 7 numara yok.
Neden? Çünkü 7 numarayı eğer koysaydım ben burada eğimli yüzeye geleceği için o progresmandan dolayı, evet 4 tane implant var ama implantlara açılı kuvvet uygulayacaktım bu sefer. Onun için mutlaka orada analizi yapıyorum. Bazen 4 numarayı çıkartıyorum. Dişleri öyle doğru toplamam gerekiyor. Hepsi değişebiliyor. Yine analizleri yapılmış protez, tam protez, hastanın ağzındaki abutmentler, üst parçaları, hastanın tamamlanmış protezleri görüyorsunuz, kenar sınırlarını tam alınmış bir ölçü var. Hiçbir şekilde böyle bir sadece bir U harfi şeklinde bir bağlantı değil. Hastanın tamamlanmış olan proteziyle beraber bitmiş hali ve hastanın ağzındaki hali. Bu da yine oldukça uzunca süre kullanılan bir hasta. Yine 2009'larda yaptım. Tabii 2009'da yapmışım bunu. En son 2014'te çekilmiş palmür röntgeni var. Gördüğünüz gibi implantların içerisinde yine bir sıkıntı yok. Majör bir sıkıntı yok. Hasta rigid bir protez kullanmasına rağmen daha uzun yıllar kullanmaya devam edecek. Ben hareketli protezlerle ilgili bugün bunları hazırladım. Şuradaki en önemli konu, tekrar edeceğim, protezi unutmamamız gerekiyor. Yani ben hareketli protez de yapsam, locator de yapsam, hangi bağlantıyı kullanırsam kullanayım bir hareketli protez yapıyorum. Ölçüsüyle, dikey boyutuyla, sentriyle ve oklüzüyle beraber o protezi mutlaka doğru biçimlendirmem gerekiyor. O zaman gördüğünüz gibi iki tane implantın üzerinde bile rigid bağlantıyla beraber çok uzun süre o protezi kullandırma şansına sahip olabiliyorum. Ya da iki tane locator'ın üzerinde bile protezi çalıştıramayabiliyorum. Locator'ları işte her hafta, her ay tekrar değiştirmek, plastikleri çöpe atmak zorunda kalabiliyor olabilirim. Onun için dediğim gibi protezin kurallarını uygulamam gerekiyor. Onları harfiyen yapmam gerekiyor. Ancak o zaman sistem çalışıyor. Kongrede bunun gibi çok daha güzel konuşmalar var. Çok daha iyi konuşmacıları biz davet ediyoruz. Eğitim komisyonunda, bilimsel komisyonunda arkadaşlarım gerçekten çok meşakkatli bir şekilde çalışıyorlar. Onun için sizlerden ricam ne olur kongreye gelin. 25. yıl hep beraber olalım. Orada çok keyifli bir kongre geçireceğiz. Şu anda o ilk 1000 kişinin indirimli kayıt süresi var. O da bitmek üzere. Yani en son bu akşam rapor şimdi elime gelmiştir. Çok ciddi bir kayıt miktarı var. O da bittiği anda zaten indirimli kayıtlar kapanacak. Tamam, indirimsiz de çok ucuz, pahalı değil. Yani 450 lira ama niye 100 lira daha fazla para verirsiniz? Onun için ilk 1000 kişinin arasına girmenizi isterim. Bir de yarın çok güzel bir konuşma daha var. Bu Brovovich benim çok sevdiğim bir arkadaşım. O da yine Marmara Taksim'de, ona da gidin eğer zamanınız varsa, kayıt yaptırın ve gidin. İmplantlı protezlerde zor vakalardan bahsedecek. Keyifli bir konuşma. Çok genç ve çok klinik anlatan bir konuşmacı. Yarın oradaysınız, ben de orada olacağım. İletişim bilgilerim benim bunlar. Instagram'dan ya da Facebook'tan işte herhangi bir iyileşmişlerinde bana soru sorabilirsiniz. Şu anda da zaten soru cevap yapabiliriz ama bazen insan sonradan aklına geliyor. Zevklerimden gelene kadar cevap vermeye çalışırım. Teşekkür ederim için. Efendim?